Evet arkadaşlar, fasulyem şahane oldu. Bakın çok güzel. Sucuklu yaptım. Şahane oldu. Denemeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Fazla karıştırmıyorum. Lokum gibi oldu arkadaşlar. Dağılmasın. Pilav üstü bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Pilav üstü. Böyle de yiyebilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar herkese sucuklu kuru fasulye yapacağım. Akşamdan kuru fasulyemi ısladım. Önceki 100 sefer suyunu süzdüm, yıkadım arkadaşlar, ayıkladım içinde taş kum olmasın diye. Sonra bu şekilde ıslattım akşamdan, şişti. 2 adet soğanımı doğruyorum. 2 adet soğanımı yıkadım arkadaşlar, soydum, yıkadım. Tencereme yağımı koyuyorum arkadaşlar ocakta. Fazla koymuyorum. Bakın arkadaşlar. Ocağıma yağımı koydum. Yağ kızdıktan sonra soğanımı da çekiyorum. Evet, 3 adet acı biberden doğrayacağım. Önce soğanlarımızı ince doğruyoruz. Evet, soğanlarımı bu şekilde doğradım arkadaşlar. Biberlerimi, soğanlarımı tencereme çektim. Biberimi de doğradım arkadaşlar, attım içine. Acı olduğu için az atıyorum arkadaşlar. Normal biber varsa daha fazla da doğrayabilirsiniz. Sonra acı olduğu için. Fasulyem de acı, o yüzden azalttım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde soğanımı salçasını ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar salçasını da koyduk. İyice kavurun arkadaşlar. Sucuğumu da atıyorum arkadaşlar içine. Güzel güzel sucuğumla bu şekilde. Arkadaşlar mis gibi koktu. Buram buram. Süzgece koydum. Üzerinden su gezdirdim. Evet, fasulyemi de koyuyorum arkadaşlar içine. Hepsini de döktüm. Yanına da böyle pilav pişirebilirsiniz. Kuru kuru da kireç kokar kokmaz istediğiniz için yapabiliriz yani. Böyle kavurun. Fasulye de kavurun arkadaşlar, hepsini bu şekilde. Lezzet buluyor. Böyle yaparsan suyunuz çok lezzet olur. Evet, üzerine ateşe çıkı da sokuyorum arkadaşlar. Evet, kapağını kapattım. Kaynayınca altını kısın, kısık ateşte pişsin arkadaşlar. Tuzumu da ekliyorum. Göz kararı koydum. Siz ister koyun ister koymayın, kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Evet arkadaşlar, bir bardak taze su koydum. Tam bu kadar doldurdum. Zaten bu su bir şişeye kadar çekiyor arkadaşlar suyunu. Bu şekilde karıştırın hafif gelen şöyle. Tuzunu da ekleyeceğim ben. Evet arkadaşlar, kuru fasulyemin güzelliğine bakın. Şahane oldu. Sucuklu kuru fasulyem. Lokum gibi oldu arkadaşlar, bakın. Çok şahane. Sucukları da üstünde kalmış. Koyarken tabağa bakın arkadaşlar. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuru fasulyem pişiyor. Güzelliğe bakın arkadaşlar, kuru fasulyemin. 15 dakika daha kaynasın. Arkadaşlar herkesin fasulyesinin
Şeyine göre bir şey arkadaşlar. Kimisi güzel oluyor, yarım saatte bir şey, kimse bir saatte pişmiyor. Ya fasulyenin durumuna göre kaynattım. Ben size şu saatte kapatın deyip bir şey diyemem. Çünkü fasulyeniz bir şey pişmeyebilir. O yüzden bakarsınız. Kısık ateşte pişirmeye bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Tabi biraz sert arkadaşlar. 10 dakika 15 dakika bekleteceğim. Kısık ateşte pişireceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu kısmı beraber sucuklu kuru fasulye yaptım. Çok güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Harika oldu arkadaşlar, lokum gibi. Fasulyenizin pişmesine bağlı arkadaşlar. Kısık ateşte pişirin. Dakika tutmadım. Kısık ateşte. Siz de bu şekilde yapın. Evet, kapağını kapattım bu şekilde. Kaynadıktan sonra arkadaşlar bu kısmı beraber kuru fasulye yaptım. Sucuklu, çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.